İzmirli arkadaşlar sol taraftan. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında binlerce kişinin beklediği haberi verdi ve KOSGEB kredilerinin bugün verilmeye başlanacağını açıkladı. Başbakan KOSGEB'de 460 bin işletmeye kredi verme işlemini bugün başlıyor. Yaklaşık 11 milyar lira nakit kaynak sağlıyoruz. Çiftçilerimizin mazot ve gübre desteğini Mart ayı içinde ödeyeceğiz ifadelerini kullandı. KOSGEB Gov.tr'den yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısının ardından sorgulama sayfasının aktif hale geleceği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda ilan ettiğimiz KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli faizsiz kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kredi 50 bin liraya kadar olacak, 20 bin 50 bin lira arasında ödenecek dedik ve bu bağlamda başvuran 460.167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldı. KOSGEB şartları sağlayan bu kadar işletmeye kredi verilecek. Kredi verme işlemi bugün başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başbakan Yıldırım, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetim Bayrağı ile ilgili tepkilere de yanıt verdi. Ve bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özel bir yapıdır. Parlamentosu vardır, başbakanı vardır, bakanları vardır, ayrı bayrağı vardır ve dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak Anayasası'nın gereğine ise ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. Bu yıl içinde üreticilere toplam 12.8 milyar yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapıldığını kaydeden Yıldırım, bir müjdeli haber de çiftçilere vererek mazot ve gübre desteğinin Mart ayı içinde ödeneceğini açıkladı.